Arkadaşlar, modern atom teorisiyle ilgili son testimizin ilk sorusuna başlıyorum. Bu bizim yedinci testimiz oluyor. Hem atomun tarihsel geçimi gelişimiyle ilgiliydi şu ana kadar çözdüklerimiz. Hem de modern atom teorisiyle ilgiliydi. Şimdi birinci sorumuzda diyor ki temel haldeki bir atom bazı enerjisiyle şekildeki gibidir. Buna göre işte dalga boylu fotonlardan hangilerini soğurabilir diyor. Şimdi öncelikle bunlar şu gördüklerimiz fotonların dalga boyu, bunu enerjiye çevirmemiz lazım. Planck diyor ki ben fotonun enerjisini E foton eşittir H çarpı mü ile buldum diyor, ya da HC bölü lambda formülüyle buldum diyor. Buradaki HC ifadesi sabit bir değer, gördüğünüz gibi her zaman aynı kullanıyoruz. Eğer bunu 12.000 400 elektron volt angstrom cinsinden kullanırsak, o zaman dalga boyumuzda angstrom cinsinden alabiliriz. 3100'e bunu böldüğümüzde buradan 4 elektron volt çıkıyor birincisi için. İkincisi için E foton eşittir, İşte 12.400 bölü 2000 diyoruz. 2000, buradan da 6,2 elektron volt çıkıyor. Diğerinde ise E foton eşittir 12.400 bölü 1500 dediğimizde 8,2 elektron volt çıkıyor. Şimdi diyor ki fotonlardan hangilerini soğurabilir diyor. Şimdi birinciye baktığımız zaman 4 elektron volt, evet, 4 elektron voltluk bir foton geldiği zaman atom bunu soğurur ve uyarılmış olur. Bu doğrudur. İkincisi, 2000 angstromluk bir dalga boyuyla gönderdim diyor. Yani 6,2 elektron volt gönderdim diyor. Yine aynı şekilde atom bu enerjide kabul edip kendisini uyarabilir. Doğrudur. Üçüncüsü 1500 angstrom diyor. Bu da 8, şöyle düzelttim, 8,2 elektron volt diyor. Gördüğünüz gibi iyonlaşma enerjisinin üzerine çıkmış. Siz bunu kabul etmeyeceğini zannediyorsunuz ama bunu kabul ediyor. Çünkü burada her zaman bahsettiğim gibi fotoelektrik olay vardır. Fotoelektrik olayda foton soğurulur, kaybolur. Fotonun enerjisinin bir kısmı atoma aktarılır. Biz buna bağlanma enerjisi de eşik enerji diyoruz. Geri kalan da elektrona aktarılır. Yani cevabımız E şıkkıdır diyoruz. İkinci sorumuz ise şöyle söylüyor. Sezyum atomunun bazı enerji seviyeleri şekildeki gibi bir atomdan N eşittir 3'teki bir elektron temel hale tek foton yayarak iniyor. Buna göre fotonun enerjisi kaç elektron volttur diyor. Şimdi elektron basamak basamak da inebilir ama sonra diyor ki tek foton yayar için aşağı insin diyor. Yani buradan buraya aşağı inecek. Buradan buraya indiği zaman ne yapıyor çocuklar? Burada bir E foton, bir ışık yayıyor. Yayılan ışığın enerjisi de bu yörüngeler arasındaki enerjinin farkı, yani 12 2,30 eksi sıfırdan cevabımız B şıkkıdır diyoruz. Üçüncü sorumuzda ikinci sorumuza benzer bir soru. Diyor ki bir X atomunun bazı enerji düzeyleri şekildeki gibidir diyor. N eşittir 3 seviyesine uyarılan atom temel hale dönerken tek foton sayılıyor. Sallanan fotonun dalga boyunu soruyor bu sefer. Şimdi Planck bize ne diyordu? E foton eşittir HC bölü lambda diyordu. Şimdi buna göre 3,1 eşittir 12.400 bölü lambda dediğimizde, işlemi yaptığımızda burada dalga boyumuz 4000 angstrom oluyor. Yani cevabımız D şıkkıdır diyoruz. Dördüncü sorumuzda hidrojen atomunun bazı enerji seviyeleri şeklindeki gibidir. Uyarılan hidrojen atomu temel hale dönerken KLM fotonlarını salıyor diyor. Buna göre fotonların enerjileri arasındaki ilişkiyi soruyor. Fotonların enerjisi yörünge geçişlerinde yaydığı enerjiyle ilgilidir. Yani mesela şurada yayılan enerji 12,1 eksi sıfırdan, işte K için K'nın yaydığı enerji 12,1 diyoruz. M'nin yaydığı enerji 10,2 diyoruz. İşte L'nin yaydığı enerji 13,75'ten buraya atlıyor. Şu seviyeye indiği için 10,2'yi çıkardığımızda 3,55
Elektron volt oluyor. Sıralayacak olursak en büyük K, sonra M, sonra da L. K, M, L. Yani denizdir diyoruz. Aynı şekilde yani çok işleme girmeden de esasında bunu görmeniz mümkün. Bakın en tepede buradan inen, en fazla aşağı inen burası görüyorsunuz. K en büyük, sonra M, sonra da L şeklinde kısaca karar verebilirsiniz buna. Beşinci sorumuz Schrödinger'in dalga denklemi ile ilgili. Diyor ki yargılardan hangileri doğrudur? Tabii bu soruyu çözmek için Schrödinger dalga denklemini bilmeye gerek yok. Zaten lise müfredatıyla çok da ilgili değil esasında yani Schrödinger'in dalga denklemi. Şimdi diyor ki bu soruyu tabii peki nasıl çözeceğiz? Sezgilerimizle, atomun tarihsel gelişimiyle çözebiliriz. Diyor ki çok elektronlu atomların kuantum sayıları izah edilmiştir diyor. Bohr atom modeli tek elektronları izah ettiğine göre geriye ne kalıyor? Schrödinger ve Heisenberg en modern atom teorisinin en zirvesinde bu iki kişi var. Dolayısıyla bu doğrudur diyoruz. İkinci olarak de Broglie dalga teorisini ispatlamıştır diyor. Yine Schrödinger ve Heisenberg bunlar de Broglie'den bir versiyon bir tık üsttedir. Hatta ben hatırlıyorum bizim öğrencilik yıllarımızdayken Schrödinger dalgası diye denklemler kuruyorduk. Zaten soruda da dalga denklemi dediğine göre demek ki bunun da doğru olması gerekiyor. Üçüncü olarak elektronların bulunabileceği yörünge ve alt yörüngeleri izah edebilmiştir diyor. Bu doğrudur çünkü Bohr atom modeli sadece baş kuantum sayısından bahseder. Yani bir elektronun bulunabileceği tek bir yerden bahsediyor. Bir çizgi mesela şu, bu bir çizgi, birinci yörünge, ikinci yörünge. Oysa Schrödinger bizim bu çizgi ile gösterdiğimizin aslında çizgi gibi değil, şu şekilde böyle bir kabuk, işte birinci yörünge, yani baş kuantum sayısı en eşittir, bir olan kısım burası, en eşittir, iki olan kısım burası deyip, daha sonra bunları da alt kabuklara ayırmıştır bu şekilde. Küçük küçük bölümler tabii orijinali gibi çizmiyorum ama böyle alt kabuklardan bahsediyor. Yeni kuantum durumlarından bahsetmiş. İşte demiş ki bir atomun bulunabileceği yörüngeyi bulmak için onun baş kuantum sayısını bilmek yeterli değil. Beraberinde işte baş kuantum sayısı L'yken işte orbital kuantum sayısını da bilmemiz lazım. Sonra bu da yeterli değil. Manyetik kuantum sayısını bilmemiz lazım. Ve yine bu da yeterli değil. Spin kuantum sayısını bilmemiz lazım ki bir elektronun atom çevresinde nerede dolanabiliyor olacağını tahmin edelim diyor. Yani kendisi de bu noktada diyor ki biz atomu, elektronun atomun neresinde olduğunu tam olarak bulamayız ama bulunma ihtimalinin yüksek olduğu yerleri tahmin edebiliriz diyor. Beşinci sorumuzun üçüncü öncülde doğrudur cevabımız. Altın sorumuzda da en eşittir 4 seviyesine uyarılan bir atomun temel hale dönerken yaptığı ışıma sayısını soruyor esasında. Kaç değişik frekansta foton salabilir diyor. Yani kaç tane ışıma yapabilir onu soruyor. Işıma sayısını n çarpı n eksi 1 bölü 2 ile buluyoruz. Hatırlayın az önce zaten çözmüştüm bundan. İşte 4 çarpı 3 bölü 2'den cevabımız 6'dır diyoruz. Arkadaşlar 7. sorumuz şu şekilde söylüyor. Diyor ki sezyum atomunun bazı enerjileri şekildeki gibidir. Uyarılan sezyum atomunun temel hale dönerken yaptığı X, Y, Z fotonlarının frekansları arasındaki ilişkiyi soruyor. Frekans, enerji aynı şey çünkü E foton Planck bu şekilde söylüyor. H çarpı nü şeklindedir. Buradaki H sabit değer, burası da frekans. Bu da bizim enerjimiz. Yani enerjisi yüksek olanın frekansı da yüksek olmak zorunda. Şimdi bakacak olursak gördüğünüz gibi enerjisi en yüksek olan bu en tepeden. Direkt birinci seviyenin için bu diyoruz. Sonra Y geliyor. Sonra ise X geliyor diyoruz. Yani Z, Y, X. Bakalım şıklarımız Z, Y, X. Yani B şıkkıdır diyoruz. Testimizin 8. sorusu ise bir sürpriz gibi. Şöyle diyor. N eşittir 4 N seviyesine uyarılan bir hidrojen atomu temel hale dönerken basamak basamak inerek 3, 2 ve 1. N seviyesine iniyor. İşte 4'ten 3'e inerken yayılan fotonun hızı, 3'ten 2'ye inerken yayılan fotonun hızı, 2'den 1'e inerken yayılan fotonun hızı V1, V2, V3'müş.
İşte bunlar arasındaki ilişki nedir diyor. Arkadaşlar unutmayalım, ışık hep ışık hızıyla ilerler. Yani enerjisi fazla da olsa ışık hızıyla ilerler, daha düşük de olsa ışık hızıyla ilerler. Dolayısıyla bizim cevabımız A şıkkıdır diyoruz. Arkadaşlar geldik 9. soruya. 9. soru diyor ki civa atomunun bazı enerji seviyeleri şekildeki gibidir. Uyarılan civa atomu temel hale dönerken KLM fotonları yayıyor ve bu fotonların dalga boyları arasındaki ilişkiyi soruyor. Şimdi biz biliyoruz ki E foton bir fotonun enerjisi HŞ bölü lambda ile bulunuyor. Fotonun enerjisi arttıkça dalga boyunun küçük olması lazım ya da dalga boyu küçük olanın enerjisi daha büyük oluyor diyoruz. Dolayısıyla enerjilere bakarak ters orantılı olarak fotonların dalga boylarını bulabiliriz. Şimdi M fotonun enerjisine bakacak olursak 4.86 3.98 çıkar. L fotonu ise 6.67'den 4.86'yı çıkardığımız zaman 1.81 elektronvolt çıkıyor. Zaten K'da 4.86 diyoruz. Bu sonuçlara bakacak olursak enerjisi en küçük olan L olduğuna göre dalga boyu en büyük olan L, sonra M, sonra da K. Yani E şıkkıdır cevabımız diyoruz. Onun soruya geldiğimizde yine bir önceki soru gibi işte uyarılmış hidrojen atomunun enerji seviyeleri verilmiş. Atom temel hale dönerken şekildeki X, Y, Z, T, V fotonları salıyor diyor. Buna göre fotonun dalga boyu en büyüktür diyor. Fotonun dalga boyunun en büyük olması demek yine E foton eşittir HŞ bölü lambda'dan dalga boyunun en büyük olması için saçılan ışın, yayılan ışın ya da saçılan fotonun enerjisinin, yayınlanan fotonun enerjisinin en küçük olması gerekiyor. Bu durumda işte incelersek şunlara bakalım. En kısa bu görünüyor gördüğünüz gibi. Enerji açısından en küçük olan bu. Dolayısıyla dalga boyu en büyük olan da Z'dir diyoruz. Cevabımız C. Arkadaşlar artık son sorumuza geldik. Bu soru 9. bölümün yani modern atom teorisinin ya da atomun tarihi, tarihsel gelişimi testinin sonuncu sorusu. Bundan sonra büyük patlama teorisiyle ilgili olan veya işte parçacık fiziğiyle olan ilgili olan testlerin sorusunun çözümüne geçeceğim. Şimdi bakalım 11. soru diyor ki modern atom teorisinin buldukları sayesinde yerlerden hangilerine başarılar elde edilmiştir diyor. Şimdi diyor ki birincisi manyetik rezonans uygulaması. Arkadaşlar manyetik rezonans uygulaması modern atom teorisini bize kazandırdıklarındadır. Yine nanoteknoloji de aynı şekilde modern atom teorisini kazandırdıklarındadır. Katı hal fiziği de modern atom teorisiyle birlikte hayatımıza girmiştir diyebiliriz. Dolayısıyla cevabımız A şıkkıdır diyoruz. Hepinize iyi günler dilerim. Herkese başarılar.